Yayınımı hoş geldiniz. Erdoğan Raisi aradı ve Azerbaycan canımızdır. Ve Azerbaycan'a dokunursan seni yakarım dedi. Özellikle bu görüşme yeni gerçekleşti. Azerbaycan'a karşı füzeleri doğrultup tehdit dilini arttıran İran, Türkiye'den gereken yanıtı bizzat Erdoğan'ın ağzından aldı. Erdoğan aradı ve şunları söyledi. Özellikle Azerbaycan'a karşı yürütülen bu kin ve tabii ki özellikle öfke dolu politikadan vazgeçilmesi gerektiğini. Azerbaycan'ın özellikle barışçıl bir ülke olduğunu, İran'ın Ermenistan için Azerbaycan'a yürüttüğü politikanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Özellikle Erdoğan, eğer Azerbaycan'a karşı herhangi bir askeri harekat, bir saldırı gerçekleştirirseniz, bunun karşılığını çok sert görürsünüz şeklinde bir cevap vererek İran'a tahmin edemeyecekleri bir yanıtı vereceklerini söyledi. Şaşkın bakkala döndü raisi. Neden mi? Şimdi anlatacağım neler olduğunu. Özellikle İran şu anda bu yediği tokadın acısını özellikle Amerika'nın gizlice kendisini, Fransa'nın gizlice kendisine cesaret vermeden önceki hali bu. Daha sonra Fransa ve ABD devreye girer, İran'ı toparlar. Ama öyle böyle değil. Türkiye sert uyardı. Türkiye fena uyardı İran'ı. Özellikle bölgede Zengezur Koridoru'nun Türk dünyasıyla Türkiye'nin arasında özellikle bir enerji, bir ulaşım, bir ticaret döngüsü oluşturacağını belirtirken İran'ın bu durumunu kabul edilemez bir savaşla sürükleyeceğini ve Türkiye'nin bütün gücüyle bu savaşta yer alacağını söyledi. Bu laflar inanın Raisi'yi Raisi kendinden etti. Tansiyonu çıkardı, şekeri yükseltti. Neden mi? Çünkü olacaklar, evet yapılan adımlar bunun göstergesi. Hemen Abdullah Hiyan bayramı varadı. Abdullah Hiyan bayramı varayarak ilişkileri normalleştirmek istediklerini ve iki ülkenin birbirlerine katkılar sunması gerektiğini söyledi. Aynen cümleler bunlar. İki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirelim ve iki ülke olarak birbirimize katkı sunalım. Burada tokalaşırken bile yüz ifadesine bakın Abdullah Ne kadar, evet ne kadar cid gayri ciddi bir duruşu var. Ne kadar gayri ciddi. Yani Azerbaycan'a tepeden bakan bir zihniyet. Bu zihniyette bir yere var ama yeri İran. Türk tokadını iyice ancak kendine gelecek ama özellikle Erdoğan'ın görüşmesi sonrası Abdullah sanki hiçbir şey olmamış gibi iki ülke arasında yapılacaklar ve birbirlerimize sunacağımız katkıları görüştük. Ya İran Şimdiye kadar silahları doğrultan sen değil misin? füzeleri getiren sen değil misin? Savaş sen savaş e, tia, şeyi yapan sen değil misin tantanası? Sefirliğe saldıran sen değil misin? Milletvekiline saldıran sen değil misin? Evet, sen her şeyi yapıyorsun. Kamikaze, dronlar veriyorsun Ermenistan'a, silahlandırıyorsun. Türkiye'den res gelince, Türkiye'nin yumruğunu görünce bir anda hemen anlaşmalar, anlaşmalar, cartlar, curtlar. Bunlara biz kanmayız kanmadığımızı da Azerbaycan Dışişleri Nazırlığı, evet Harici İşler Nazırlığı ne güzel özetlemiş. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen bir açıklama geldi. İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle İslam Cumhuriyeti olarak Müslüman bir ülkenin iş işlerine karışmak, Müslüman bir ülkenin topraklarına bir tecavüz hareketi yapanları desteklemek ve Müslüman bir ülkenin içerisinde operasyonlar düzenlemek gibi bir duruşu olmamalı diyerek İran'a İslam Cumhuriyeti olup olmadığını resmen yüzüne çarpa çarpa söyledi. Yani geri adım yok. Duruş net. Biz Zengezur'dan vazgeçmeyeceğiz. Abdülahiyan özellikle Erdoğan görüşmesi sonrası tutundukları tavır kuzu gibi ama bir taraftan da Zengezur'la ilgili bir ödün koparmak isteyebilirler. Bunu tabii ki bilen bir Azerbaycan var. Bunu anlayan bir Azerbaycan var. Yani güzel bir cevap, zehir gibi bir cevap gerçekten. İslam anlayışı dini siyasi amaçlarla kullanılmasını Müslüman komşularına iç işlerine müdahaleyi ve aynı zamanda başka bir Müslüman ülkenin topraklarının işgalini desteklemiyor. İşte bu bile her şeyin göstergesi gerçekten. Dışişleri'nin bu zehir gibi açıklaması çok önemli. Özellikle İran'a evet İran'a çok güçlü bir cevap. Hristiyanlarla berabersin, Müslümanlara karşısın diyor Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İran'a. Azerbaycan bayraklarını görüşmelerde buruşturan ve surat asan bir İran Ermenistan'a ise gülücükler dağıtıyor. Buradaki fotoğrafta öz oğluna böyle bakmadı diyoruz Raisi için. Paşinyan da bundan oldukça memnun. Çok seveceğim bakıyor. Özellikle kendini güvende hissediyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Azerbaycan ordusu Zengezur'la alakalı duracak mı? İran'ın bu politik manevrası Erdoğan'ın araması sonrası İran'ın yumuşama ilimler göstermesi politik bir manevra için zemin kazanma olsa da Türkiye'nin yapacağı askeri bir harekattan çekilme duruşu da olabilir. Yüksek dozajda bir SİHA saldırısı ve çok sayıda bir F-16 saldırısı, bunun yanında çok sayıda bir füze saldırısı ve özellikle bunun yanında kara harekatı İran'ı ne yapabilir? Çünkü İran'ın kara ordusu bildiğiniz gibi değil, Rusya'dan da berbat. Herhangi bir yenilgi, düş evet Türkiye'nin yapacağı güçlü bir darbeyle askerleri kendini Tahran'da bulur. Yani İran bunu bilmiyor mu? Özellikle görüyorlar. Türkiye aradı, bir denge oluştu. Özellikle Lavrov-Çavuşoğlu görüşmeleri ve Lavrov-Erdoğan görüşmelerinde Rusya'nın İran'ı bu kadar serbest bırakmaması da söylendi. Özellikle İran'ın bölgede kaosu desteklediği, tarafları savaştırarak bölgede büyük bir istikrarsız hedeflediği ortada dendi. Yani İran'ı burada bir frenleme görevinde Rusya'ya ait olduğu söylendi Türkiye tarafından. Özellikle Abdullahiyan Boskova'ya çağrıldı. Orada neler görüşüldü ama Abdullahiyan ve İran öyle bir söz söylemiş ki ona bir dahaki yayında evet değineceğim. Özellikle bu davranış ve bu adım resmen Azerbaycan'a karşı çok büyük bir tabii ki ne olacaktı? Türkiye'nin baskısı olmasa çok büyük bir baskı olacaktı. Rus sözde barış güçleriyle İran güçlerinin Karabağ'da barış gücü olması hedeflenecekti. Bunu resmen teklif etmişler. Abdullah red cevabı alınca bozulmuş. Ama yapacak bir şey yok. İran kendisini 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra sözü bile dinlenmeyen ve bu bölgedeki gelişmelerde, anlaşmalarda ve kararlarda hiç bakılmayan, dinlenmeyen bir ülke olarak görülmesi rahatsız. Özellikle Zengözür önemsediği için ben burada bir muhatabım. Beni de önemseyin. Beni saf dışı bırakmayın. ...beni görüşmelerden saf dışı etmeyin anlayışında... ...ama bir gelişme var ki... ...İran Erdoğan'ın aramasıyla gerçekten sarsıldı... ...ne dedi Erdoğan... ...sizler de ne dedi... ...berak ediyorsanız... ...veya aklınıza ne geldiyse bir yorum yazın... ...Erdoğan ne dedi... ...raisi neden çark etti... ...neden estirdikleri savaş rüzgarlarını... ...bir anda dindirmeye başladılar... ...yani demem odur ki... ...İran Erdoğan'ın açıklamalarından... ...neden titredi... ...bir yorumunuz varsa... Sayın Erdoğan ne demiş olabilir? Bu yorumun altına, bu videonun altına lütfen yazmanızı rica ediyorum. Erdoğan'ın araması bir denge sağladı değerli izleyenler. Çünkü durum resmen bir savaşa sürükleniyordu. Ama bu olmadı. Şimdi tabii ki gerginlik bitti değil. Ama İran bu havalı ve kendisini serbest bulduğu hali biraz daha geriye itti. Rusya da ona biraz dur demiş gibi. Yani Türkiye'de burada net bir tavır alınca ve olayın savaş boyutu ortaya çıkıp Türkiye'nin yanıtının çok sert bir müdahale olduğunu görünce İran diplomatik diplomatik demeye başladı. İran bu dikkat etmek lazım. Evet sizlerden yorum bekliyorum. Erdoğan Raisi'ye ne demiş olabilir? Sizlerden bu değerli ve güzel yorumlarını heyecanla bekliyorum. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.